tarif ettiğimiz coğrafya açısından düşündüğümüzde aslında medeniyetin başladığı toprakları konuşmuş oluyoruz aynı zamanda. Ve bugün kapitalizmin yarattığı sorunları konuşuyoruz bununla birlikte. Fırat Dicle Havzası dünyanın en eski tarım alanı. Tarım zaten yerleşik yaşama geçişin, devletli toplumların, aynı zamanda sınıfı toplumların ortaya çıktığı bir dönemi ifade ediyor. Ve o günden bugüne de alanda, bölgede saldırılar hiçbir zaman ardı arkası kesilmeden devam eden bir süreç içerisinde yaşanıyor. Yani binlerce yıllık bir saldırı dönemini konuşuyoruz aynı zamanda. Yakın dönemde ise sadece 100 yıllık Cumhuriyet tarihini bile değerlendirsek, Kürdistan'daki saldırıların temelinin siyasal olarak bir hak verilmemesinden, hak mücadelesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Türkiye'deki olmayan demokrasinin, şu an yönetim biçimi olarak uygulanan faşizmin yarattığı ve sahada bizlere yansıdığı boyutu oluyor. Ve dediğim gibi sonucu hep yıkım, geri dönüşü mümkün olmayan bir tahribat. Biz bugün Türkiye'nin kültürel atlasında artık olmayan birçok şeyden söz etmek zorunda kalıyoruz. Doğal yaşam alanlarından, yok olan türlerden, gastronomi alanında artık soframızda göremediğimiz yiyeceklerden bahseder duruma geldik. Ki Kürdistan söz konusu olduğunda hani özellikle gastronomi mesela hiç es geçemeyeceğimiz bir alan. Bu ekolojik olarak gıda tarım alanında yaşanan sorunlarla doğrudan ilişkili. Bunun gibi sorunlar var. Somut olarak söyleyebileceğimiz şeylerin arasında mesela kültürel bir saldırı olarak 2015'teki Kürdistan'da yaşanan saldırı sürecinde Sur'da, tarihi Sur alanında yaşanan tahribatı örnek verebiliriz. Bazalt taşlara kadar her şey yağmalandı. Ermeni ailelerden, işte Hristiyan ailelerden, Süryani ailelerden kalan evlerde define bulma gibi hayallerle tarihi yerleşim alanları talan edildi. Bunun yanında savaş politikaları da aynı bakış açısıyla yağmacı bir zihniyetle işletildi. İşte milislerin kullandığı iddia edilen yeraltı geçitleri, mahalle arası geçitler, sokak güvenliğini almak için kullanılan oluşturulmuş özel alanlar ve benzerini bulmak, yok etmek, yani tırnak içerisinde işte terörle mücadele adı altında kültürel olarak bir alan, ekolojik olarak değeri çok yüksek bir alan tamamen tahrip edildi. Ve bunun az önce söylediğim siyasal nedenlerden, politik gerekçelerden hiç ayrı düşünülemeyeceği de açık. Karşılığı olarak ne var? Yine karşılığında da ekonomik getirisi var. Birileri bu yıkımı, bu talanı, bu yağmayı kendileri için her koşulda ranta çeviriyor çünkü. Genel olarak Türkiye'deki siyasal mücadele hareketleri ekolojiyi çok geç gündemlerine aldılar. Çünkü çok uzun bir süre doğrudan ana akım, liberal akımlar ve onların bilgilendirmeleri doğrultusunda ve ekoloji bile değil maalesef, çevrecilik gibi daha böyle küçülten ve onun içinde yer alanları da kısmen ferahlatan bir adlandırma tercih edildi. Fakat alan doğrudan sınıf savaşının bir parçası olan bir alan. Ve böyle düşündüğümüzde bugünün sermaye koşullarında kapitalizmin şu anki emperyal aşamasında, tekelci kapitalizm aşamasında tekelleri, şirketleri, patronları karşına almadan bir mücadele vermek mümkün değil. Yani Akbelen'de orman Cengiz için katlediliyor. Beşli Çete Türkiye'de bütün hayatı zaten etkileyen bir şeye sahip. Siyasi ve ekonomik faaliyet gücüne sahip. Bunun gibi örnekler aslında şeyi yaratıyor ve ekoloji mücadelesinin doğrudan sınıf savaşının bir parçası olarak ele alınması bu alandaki mücadelenin sonuç alıcı bir mücadeleye dönüşmesinin tek koşulu. Sermayenin pazar ihtiyacı Kürdistan'da bugüne kadar üstü örtülü bir şekilde, az önce sorunun içerisinde de söylemiştiniz, sermaye ilişkileri yanıyla savaş makyajıyla, savaş maskesiyle yapılıyordu. Yani işte savaş var, terörle mücadele var, bilmem ne var. Bu şekilde gerekçelendiriliyordu.
Ama sonrasında pazarlaştırılacak, sermayeye peşkeş çekilecek başka alanlar söz konusu oldu. Ve saldırı oradaki gibi bir kılıf da uyduramadan doğrudan işte hani mesela Akbelen'de işte Batı'da saldırılarda şöyle şeyler görüyoruz değil mi? Biz Türk'üz, Türk askeri bize niye saldırıyor? Biz Türk'üz, Türk polisi bize niye cop vuruyor? Bu kimlik çatışmasını da doğuracak şekilde açıktan bir saldırı yapmak zorunda kalıyorlar. Sermaye çıkarı bunu gerektirdiği için. Ve söylediğim gibi hani bu aslında bizim topyekün sorunları ayrı ayrı görmemizden kaynaklanan bir şey yani.